Deniz 5 dakikaya kadar sahile yanaşacak bir an. Lütfen bu aksilik için kusura bakmayın. Tamam, eyvallah. Sağ ol. Ben şöyle geçeyim. Hala ilk geldiğin kadar mutlu musun? Çok mutluyum. Şimdi ne olursa olsun sen yanımdasın. Beyan, biz ne zaman gerçekten hiçbir şey düşünmeden sadece biz olabileceğiz? Geçmişin gölgesi sürekli üstümüzde. Evet, belki birileri bize yardım etmeye çalışıyor ama ben çok sıkıldım bunlardan. Kutlanmak zorundayız Miran. Çünkü istediğimiz hayatı yaşamak için gerçeği bilmemiz lazım. Sen hiç korkmuyor musun ki aile arasındaki öfkeye bizi ayırırsa diye? Bak, bu intikam sana kurduğun başka bir hayatı harcatmış. Ya bizi de harcatırsa? Ya ayırırsa? Sevenleri kimse ayıramaz kızım. Sevenler kendileri ayrılırlar. Çünkü güçlerini kaybederler. Mücadele etmezler. Başkalarına inanırlar. Korkarlar. Kaçalım o zaman Masum. Gidelim, evrenelim. Yapamam Ayşem. Şimdi olmaz. Bana biraz zaman ver. Sana söz veriyorum, konuşacağım. Gülhan'ım asla kabul etmez. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Bana güven. Bir çaresini bulacağım. Ne pahasına olursa olsun bırakmayacağım seni. Çünkü nasıl mücadele edeceklerini bilemezler. Babam istemese kaç yazar? Ben isterim. Yalnız. Yalnız ne? Babam önce askerlik der de başka bir şey demez. Hele çıkarayım aradan şu askerliği. Sonrası bize daha aydınlıktır Dilşah. Hayalini başkalarının yüzünden ertelemeyi tercih ederler. Başkalarının sözleriyle hareket ederler. Miran! Ya da aşka teslim olamazlar. Kendi duygularından korkarlar. Geriye dönüp pişmanlıklarınızı, hatalarınızı düşündüğünüzde bir de bakmışsınız ki zaman geç bitmiş. Aşkınızı ne gölge ediyor bilmiyorum ama bildiğim bir tek şey var. O da aranıza başkasının geçmişini, sözlerini sokarsanız bir gün mutlaka ayrılırsınız. Keşkeler bırakmayın adınıza. Geleceğe bakın. Geçmiş yaşandı, bitti. Değişmez. Ama geleceğinizi kendiniz yazabilirsiniz. Teslim olacağınız bir tek şey var. O da aşkınız olsun. Yoksa işte böyle benim gibi ardından bakarsınız sevdiğinize, tek başınıza.